bugün açık söyleyeyim, CarParking2'ye çok güzel bir 1 GB'lık güncelleme geldi. Güncellemeyi de sizlere tanıtacak olursam, güncelleme açıkça söyleyeyim çok güzel diyebiliriz. Oyunda birkaç şeyler kaldırılmış ama yani grafiksel açısından daha da çok iyileştirme yapmışlar ve de bug'lar açısından baya bir fixleme getirilmiş deniliyor. Bunları hep birlikte inceleyeceğiz dediğimiz gibi. Güncelleme ile alakalı benim de kaçırdığım detaylar varsa da mutlaka detayları yorumlara bekliyorum. YouTube'un algoritması like'lara göre işlediği için de şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi uzatmadan gelin hemen güncellemeyi inceleyelim efendim. GB'a yakın bir güncelleme geldi. 1 GB açıkça söyleyeyim çok büyük bir yer kaplıyor diyebiliriz. Bu 1 GB'lıkla ben yani açıkça söyleyeyim yeni arabalar, yeni map beklerdim. Çünkü abi koskocaman 1 GB yani. Yani ne yapmış olabilirler ki 1 GB'lık? Bunları göstereceğim şimdi sizlere. Ben açıkça söyleyeyim 1 GB buna günceller miydim? Açıkça söyleyeyim güncellemezdim çünkü çok az özellikler getirdiler bu sefer. Şimdi ilk özelliğimize bakacak olursak, bu grafik açısından grafikleri iyice yeni grafik sistemlere eklemeye çalışıyorlar oyuna. Yeni grafik sisteminden de kastım şu: klipçiler çok sevinecek çünkü kliple alakalı bir şey, fotoğrafçılarla alakalı bir şey. Mesela arabanızın fotoğrafını çekerken falan gökyüzü ayarları falan yapıyorsunuz ya, bununla ilgili bir şey. Gördüğünüz gibi farklı efektler getirmişler. Bunlardan birkaçını sayacak olursam filmik var, sinematik var. Yani bildiğimiz klasik efektler bunlar. Bunları kullanırsanız da arabanız böyle gözüküyor. Fotoğraflar Master Garage'ın. Master Garage'a da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben de oyun şey olmadığı için de yani birkaç tanıdığım insanlardan fotoğraf istemek zorundayım. Çünkü yani Osas Games'in yaptığı o kadar rezillik ki, ilk içerik üreticilerine bu oyunu yayınlamaları gerekirken yani hiç tanımadığımız yani kişilere oyunlar, sosyal medyası yani belli bir takipçisi olmayan insanlara gidiyor. O yüzden de birkaç tanıdığım kişilerden de böyle fotoğrafları istiyorum. Sağ olsun, onlar da yardımcı oluyor. Ya ben açıkça söyleyeyim ya, bu grafik açısını ya bu Allsass Games yani ikinci oyunda grafik açısından oynadığı için de bu özellikleri beğendim diyebilirim. Çünkü bu oyuna artı olarak yansıyacaktır. Arabasını seven insanlar var. Arabasının fotoğrafını, klibini çekmek isteyen insanlar var. O yüzden de bu güncelleme artı olarak yazılmış olabilir benim gözümde. Sıradaki yeni gelen sistem ise, bu var mıydı yok muydu inanın hiç bilmiyorum, şöyle sis geldi diyorlar. Böyle kumlu tozlu bir şey geldi diyorlar. Hani çölün havasına uyumlu yapmaya çalışmışlar. Bunu da Discord'dan takipçilerimiz gönderdi. Yani tam olarak var mıydı bu, yok muydu, yani onu hiç bilmiyorum ama bunu da yeni güncellemede saymışlar. Ben de bunu sizlere göstereyim istedim. Evet, sıradaki yeni gelen özellik ise, inanın bu özelliğe gerek var mıydı yok muydu, bu çok tartışılır, bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Benzin alma sistemi özelliği getirmişler. Zaten vardı bu benzin alma sistemi özelliği ama benzin alma sistemini detaylı olarak eklemişler. Kaç litre benzin olsun, yani kaç paralık olsun falan gibisinden birazcık daha gerçek hayata yani roleplay açısından düşünmüşler bu benzin doldurmayı. İlk başta zaten açtığınızda yani böyle reklamlı mı benzin dolduralım yoksa parayla mı dolduralım yoksa full mü dolduralım gibisinden seçenek tuşlar vermişler. Ona göre de benzin alıp satım yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani litreye göre benzin alabiliyorsunuz artık. Tam da paranıza göre alabiliyorsunuz. Yani oyunda yani fakir arkadaşlarımız olur, şey olur, parası hiç olmayanlar olur. Tam da bunlara göre düşünmüşler gibime geldi bana. İnanın buna hiç gerek yoktu ama yani bu küçük detay olsa da yine de oyuna yakışmış diyebiliriz. Sıradaki yeni gelen güncelleme ise, biliyorsunuz oyunda Scania tır vardı. Bu tırı kaldırdıklarını iddia ediyorlar. Scania'da böyle bir bug vardı. Yani ön tekerliği falan bug'lıydı ama bu bug'dan dolayı mı kaldırdılar? İnanın hiç bilmiyordum. Bir de oyunda beleşti biliyorsunuz. Yani o yüzden de kaldırmış olabilirler bu bug yüzünden. Onu tam olarak söylemediler ama oyunda yeni NPC arabası olarak tır eklemişler. Bu tırı keşke normal yani bizim de sürebileceğimiz araba haline de dönüştürebilseler ama bu tartışılıyor biliyorsunuz. Yani o tır seçeneğinde tır sembolü vardı. Umarım yeni tırlar oyuna eklenirler. Bu tır kaldırıldı ya. Yani yeni bir tır getirme olasılıkları çok yüksek diyebiliriz. Güncellemedeki bütün bug'ları düzelttiklerini iddia ediyorlar. İlla ki oyunda bug'lar olacaktır ama bütün bug'ları düzelttiklerini yani sanmıyorum. Oyun oynarken de bir bug karşımıza çıkacaktır. Umarım güncelleme video beğenmişsinizdir. Yani güncellemede katkım olduysa ne mutlu bana. Benimle dediğim gibi benimle kaçırdığım detaylar varsa da mutlaka yorumlar kısmına hepinizi bekliyorum. YouTube'un algoritması maalesef like'lara göre işlediği için de şimdiden like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.